kadro vardı, arabamızı bağlarlardı. Burası muhafazalı yer diyor. Geri döneceğiz, asfalta çıkıp gideceğiz. Anlaşıldı abi, tamam. Buraya kadar gelirim, ben buradan asılırım da. Burası da yumuşak ya. Ha, bu ağaca bağlarım. Ne yaptın? Gel. Sağlı. Sağ yaptan gel, lastiğim olacak, araba olmaz. Gel. Topla şimdi dümdür, gel. Yavaş. Arabanın yolu açtık kendini zaten, oraya doğru menü var. Gel. Topla falan, gel. Altta dallar var, onları görüyorum. Gel şimdi sağa. Aksi duruyor zaten orada. Biraz... Ağır demiri alıp bir de çıksın, bir de. Biri alsın arabayı. Kimlik milik ne varsa açsın. Biz de açtık kaldık. Tolga başla.
da cidden takmam lazım. Aynayı kıracak. Abi şurada kanalda kalın. Neyse sen daha yüksek ya, buraya çıksın.
Ben oradan çık. Sen bypass yap. Abi Hacı Mesut bile buradan zor çıkar. He? Hacı Mesut'a zor çıkar. Mustafa sen aşağıdan gel oğlum lan. Vallahi güzel bir organizasyon oldu. Çok teşekkür ediyoruz Akıncılar grubuna. Herkesin kesesine bereket, eline sağlık. Böyle etkinlikler her zaman bekliyoruz arkadaşlar. Biz her zaman hazırız. Abi ben bugün Sürden Ayrıları Kurt Kapar'ın canlı örneğiydim. Sabah arkadaşlarla kahvaltıya gidecektik ama ben üniversiteden arkadaşımı almak için Göktürk'e gittim ve biz orada Lopez'de battık. Battık ki ne battık? Yani sonuç ortada. Sonuç ortada. Anlatmaya gerek yok. Ama onu geçtikten sonra... Gene bir Magnum geldi. Bir evet, Magnum geldi. Lütfen belirtelim. Çok Magnum önemli. Derken ne? Çok önemli. Dondurma değil arkadaşlar. Çocuk oyunda. Diye şöyle garip bir şey geldi. Ben ne olduğunu onlar çözemedim. Onun sahibi de garip. Bak sahibi de garip. Bak sahibi de orada var. Sahibi. Velhasıl çıkarttık ve buraya geldik. Güzel bir gün, güzel bir etkinlik. Her zaman olduğu gibi dostlarla. Farklı insanlar, farklı kafalar ama hani ortak noktada buluşabilmiş insanlar bir aradayız ve gayet güzel, güzel bir etkinlik. Eğlenceli, her şey oldu. Çok güzel anlattım. Gerçekten katılıyorum. Sonra biz onları kurtarmaya gittik Magnum'la. Değil mi abi? Senin bravo, Magnum. Bravo. Senin araba Magnum çok mu abi? Onu belirtelim lütfen. Ben onu Mitsubishi sanıyordum vallahi, biliyor musun sen Magnum demesen? Mitsubishi Magnum zaten. Prada da var. Prada da göremedik hani aşağılarda. Ama hocam Prada da orada gördün yani. Bak o AT şey lastiklerle. Lamp kırdır dedim. Bence bir dışarıdan gelen bir göz. Olabilir.
Benden Allah yapayım belanızı olsun. Adamın haline bak. Adam benim günümden. Buradan da düğün var, akşam düğüne katılacaklar. Abi görüntüye bakarsan buradaki en tecrübeli ben gibi gözükebilirim. Ama bugün de ama yani Mesut'la benim girdiğim her maceranın sonu benim halim böyle oluyor. Yani o kaçar yok. Adamla buluştum. Daha 10. dakikada bu hale geldik. Hiçbir şey değişmiyor. Adamla yani 10 sene önce de bu haldeydim. 10 sene sonra da böyleyim. Aynı. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Bak berbere bak berbere. Bir de berberi çek. Bir de berberi çek. Emrah Bey de burada. Bugün katıldı aramıza. Kendi araçsız geldi bugün ama. Öncelikle değerli büyüklerime teşekkür ederim. Beni aralarına aldılar. Ne demek abi? İlk defa böyle katıldım. Hasan abim getirdi. Daha sonra da... Serhat abimle beraber kopilotluk yaptık. Cudi abimle beraber işte yaptık. Halim bu, perişan. Ama memnunum. Gayet çok güzel bir sofra halinde. Bu güzel birlikteliği, beraberliği bütünledik. Hepinize teşekkür ederim ben kendi adıma. Rica ederiz kardeşim, ne demek ya. Sen patepsik yaptın orayı. Evet. Sen Aydın abi yine yolunda. Parayı buldu o bugün. Efendim. Ama şey var, ilerleme var. Telefon çekiyor. İlerleme var bende. Evet. Aydın abi. Yok. Var valla. Evet kardeşim. Abi görmüşsün nerelerden geçtik ya. Şöyle diyeyim. Pazar geldik arkadaşlar, Allah razı olsun. Misafirlerimiz var. Güzel bir ortam oldu. İnşallah bunun devamı her hafta olur diye düşünüyorum. Herkese selam. Vallahi geldik. Çamur. Bak bir de kopyukluk yapıyoruz, halimize bak. Bir de şoföre bak. Bu şoförüm yani. Yani ben şoförüm. Adam arabadan inmiyor. Ben şoförüm. Halimizden memnunuz ama süperiz. Teşekkürler herkese. Buyurun efendim, nasılsınız? Valla güzel bir gün. Doğayla bütünleşmek bu sonbahar gününde gayet güzel. Arkadaşlarla sohbet, muhabbet. Güzel balığımız var, yemeğimiz var, tavuğumuz var. Herkese teşekkür ediyorum. Evet, bana varmış ya abi. Teşekkür ederim. Çay, kahve. Kahvemiz yok, çay içelim. Yok abi, adama sor. Memnun musun hayatım? Nasıl abi, hayatta memnun musun sen? Memnun gayet. Ne iş yapıyorsun abi? Yetimlik çekiyorum abi. Geziyoruz abi. Senin saçını kim ekti? Senin saçın yoktu. Abi saçım yoktu, saç ekledik ama eken arkadaş. Kağıtçı çıktı. Lan sana nasıl ekler? Senin kafa çok geldi be abi ya. Ayıp bir şey. Mesela şimdi abi çekim yapıyordun. Senin garvattı ya. Sen ne kadar değişmişsin ya. Evet çok değişmiş. Eri yıkmışlar. Hangi araba senin abi? Şu Toyota abi. Beyaz Toyota. O da Toyota abi. Benimki de o. Evet abi. Bora abi, kameralara alışkın değilim ben. Kasma kendini. İçinden geldiği gibi anlayın. Toyota var abi. Niye? Abi duygularını anlatır mısın? Her zamanki gibi yine çekiciliğimiz üzerimizde bizim. Arabayı bir 5 santim uzattık. Tabii şoförüz ama halimizi görüyorsunuz. Çamur içerisinde. Bir üstte değiştirdik, arabanın arkasında çamurlu duruyor da eve nasıl gideceğiz onu düşünüyoruz biz şu anda. Bakalım eve gidince bir hesabımız var. Çamur işi sıkıntı ya. Kar olsa her türlü oynatırız da. Aynen. Çamur da abi battan mı kalıyor ya? Abi karda da üşüyoruz. Baksana arabanın her yeri söküldü. Çamur da yine iyi ya, çamur alıyoruz. Oluyoruz dedi diyene bak. Hiçbir yerine çamur yok. Kendim bu kadar buluyordum ben. Bir yerden ama. Kendisi de arıyor şeyleri, kiracıları. Yine yalanını yakaladım. Bana bak. Yalan paralı olsa söyler misin? Söyler miyim lan, ben pinti adamım ya. Ağzımdan bir harf alamazsınız yani, yalan. Bana bak, Toyota'cı erkekler için çok çekici diyorlar. Doğru mu yalan mı? Vallahi bilmiyorum kardeş. Bak oradan nasıl görünüyorum.